Olaya bakar mısınız? Burada tavla oynayacaklar. Bir ev düşünün, her köşesi tanıdık. Ya da siz öyle sanıyorsunuz. Fakat adım attığınız her koridor farklı. Odalar değişiyor, karanlık derinleşiyor. Bu evin sırlarını çözmek, her an gizli kalmış bir korkuyla yüzleşmek zorundasınız. Kameram elimde, bu tuhaflıkların peşine düşeceğim. Ama acaba onları yakalamak yeterli olacak mı? Yoksa bu döngünün içinde sonsuza dek kaybolacak mıyım? Bu arada siz, YouTube'un en kral oyun severleri, başlamadan önce bir beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni geldiyseniz abone olun ve keyfini çıkarın. Evet, bir odanın içinde başlıyoruz arkadaşlar. Bu odamın normal hali diyor ama Işığı kapattığımızda bakın şurada bir şey beliriyor. Ve ışığı açtığımda yine kayboluyor diyor. Kapatıp deneyelim. Yine orada. Bilmiyorum diyor. Ne oldu? Anahtar kayboldu diyor. Şeyin ışığı açma anahtarı tuşu kayboldu diyor arkadaşlar. İşte bu kötü. Annesine sesleniyor. Ne oluyor? Bir şey çıkacak galiba. Tamam, buradan başlıyoruz anladığım kadarıyla. Ve şöyle kapıları tutabiliriz. Anladığım kadarıyla arkadaşlar bu evin içindeki anomalileri bulmaya çalışıyoruz. Ve bir döngü içindeyiz aslında. Ev değişiyor vesaire. Bu anomalileri kameramızla tespit edip işaretlememiz gerekiyor. Toplamda 13 anomali varmış. Şöyle ilk etapta galiba bir evin normal haline bakmamıza müsaade edecek. Oğlum bu nerede? Kayıp mı oldu bunun suratı? Nerede? Bu bir anomali mi yoksa normal hali mi acaba? Burada da bazı fotoğrafların suratları kayıp. Anladığım kadarıyla bizim ailenin fertlerinin mi acaba suratları kayıp? Evet, şu anda evi iyicene aklımıza yazmamızı istiyor. Ama bakalım, şurada bir televizyon var yerde, şöyle kalemler malemler, şöyle duvarlara bakalım, yatak, yerde oyuncaklar. Yani ne kadar yazabilirim bilmiyorum aklıma ama elimden geleni yapacağım. Burada bir şey yok. Tamam, şu kapıyı açalım bakalım. Hop, burası ne böyle, bir çamaşırlık gibi bir yer sanırım. Bir ütü masası var, bir çeşme var ve bunlar eski tip çamaşır makineleri sanırım. Tamam. Bu odadan da çıkabiliriz. Ne oluyor lan? Kapı kendi kendine mi kapanıyor yoksa özelliği mi o acaba? Burada da bir tablo var. Bakayım bununla mı suratı kayıp? Evet, bununla suratı kayıp. Tamam, buraya bakalım. Burası banyo. Burada bir küvet var. Ve burada tuvalet var. Malumunuz. Burada da iki lavabo var. Okey. Bakayım şuraya. Tamam. Yani bütün odaları aklıma yazmam pek mümkün görünmüyor. Herhalde anomali olduğunu anlarız zaten. Bir gariplik sezdiğimizde anomaliyi anlarız diye tahmin ediyorum. Tamam. Buralara baktık. Burası mutfak. Buraya bakmamıştık galiba. Şöyle bir bakalım. Okey. Buzdolabı falan filan. Böyle bir masa var. Okey. Burası da böyle oturma odası gibi bir şey. Televizyon falan var. Tamam. Şuradan ilerleyeceğiz. Oha! Bu ne lan? Oğlum şey ters dönmüş. İnanmıyorum. Buradaydı. Tersten tepeye gitti. Tamam, bu anomaliyi bildireceğiz o zaman ha. Yani böyle scan ediyoruz. Zaten kendisi buluyor. Bak, burada bir anomali var dedi. Tamam, E'ye basalım. Buradan bir de anomalinin ne olduğunu seçeceğiz sanırım. Obje diyelim buna. Obje dedik. Tamam, bak bir anomali bulundu. 13'te 1 oldu. Okey. Tamam, bulacağız şimdi anomalileri. Saate maate bakalım. Şimdi artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyor galiba bu olaylar. Tamam, burada bir masa var. Şöyle bir bakalım. Buralarda sıkıntı yok. Okey. Şöyle devam edebiliriz. Yani bir gariplik gelmedi bana. Hello mu? Merhaba diyor biri. Bir garip bir ses.
Dur, çamaşırlığa bir bakalım yine. Kayıp mı oldun diyor. Bir dakika, şöyle bakalım. Oğlum, bu ne lan böyle? Bu ne lan böyle? Burada ışık yanmıyordu. Bir dakika, bir tane daha anomali bulduk galiba. Evet, buldu. Tamam. Yine buradan seçelim. Ne diyeceğiz buna? Lighting diyeceğiz. Işıkla alakalı. Işık yanmıyordu burada. Tamam. 2 oldu anomaliler arkadaşlar. Şöyle devam edebiliriz. Bu arada benim bataryalar, piller de bulmam gerekiyormuş. Bu anomalileri böyle tarattıkça piller bitiyormuş. O da belirtildi. O zaman odalardaki böyle masaların üzerine falan da bir taraftan bakalım biz. Tamam. Şurayı bir açabileceğim mi? Açılıyor mu burası? Açılıyor. Bir sıkıntı var mı burada? Yani galiba yok. Dediğim gibi hani tamamen aklıma yazmam çok mümkün görünmüyor ama bakalım burada pil mil. Aa bak, batarya bulduk. Tamam, çok güzel. Pilimizi aldık. Bunlar buralarda herhalde sıkıntı yok ya. Bu camlar mamlar kapanmış bu arada. Camları direkt duvar olarak kapatmışlar arkadaşlar bir bakıma. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Tamam, buradan devam edelim. Burada yine fotoğraflar vesaire. Şöyle açalım. Burada yine bir büstiyer gibi bir şey var. Büstiyer mi denir buna? Tam ismini de bilmiyorum. Tablo var. Televizyon var. Burada iki çanta vardı galiba ya. Şu tablo sadece böyle yeni görmüşüm hissi yarattı bende ama bir taratalım bakalım. Tamam, şu an tarıyor. Yok. Hayır, burada anomali yok diyor. Tamam. Kapımızı açalım o zaman, devam edelim biz yolumuza. Hop, ne oldu? Bir ayak sesi duydum sanki. Allah. Buralarda bir şey var mı ya? Buzdolabı falan yerinde. Tamam, bir sıkıntı yok gibi duruyor. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Bakayım şöyle bir. Yok yok ya, burada bir şey yok. Fenerin de ışığı olmasa şöyle kapatabiliyoruz da bu arada. Hiçbir şey göremeyeceğiz, evde elektrikler gitmiş. Camlar zaten kapanmış durumda. Sandalye 6 tane bak, bunu da aklımıza tutalım. Böyle şeylerde hep bir gariplik olur. Burada da resimler var. Burada bir köpeğin resmi var. Burada da bir çocukluk resmi gibi bir şey var. Gerim gerim gerilmeye başladım ben ya. Televizyon burada değildi değil mi? Yerde. Bir odada yerdeydi ama burada değildi galiba diye tahmin ediyorum. Tabii ya, o böyle daha yatak odası tarzı bir yerdeydi. Ne oluyor lan? Oğlum 13 tane anomali galiba, yavaş yavaş çıkacak bu anomaliler. Öyle tahmin ediyorum ben. Tekrar bir başladık. Şu odaya bakalım. Burada yine televizyon var. Uf, kapım kapandı kendi kendine, bana mı öyle geldi acaba? Bir dakika. Oğlum açılmıyor mu lan? Hah, açtık. Tamam, burada bir şey yok değil mi? Bakıyorum tekrar. Bir de pil bakayım ben ya, dur. Şuralarda falan pil mil olabilir. Tamam. Burada bir dolap var mıydı ya böyle? Bir taratalım bakalım. Scan etsin yine. Yok, burada anomali yok diyor. Tamam. Resimler... Bu anomali! Anomalinin dibi bu! O anomalinin dibi! Kaçmam mı gerekiyor benim? Ne yapmam gerekiyor? Kaçmam mı gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Tamam, gitti galiba kendisi değil mi? Gitti. Okey. Tamam. Tamam, gitti. Gitti. Burada yine kıyafetler falan vardı ya. Şuralar falan zaten temiz. Okey. Ben gidiyorum buradan. Arkadaşlar burası böyle değil sanki ya. Bu perde tamamen çekiliydi. Hatta böyle dibine kadar gidiyordum ben. Daha farklı böyle küvet tarzı da olmayabilir. Burada bir sıkıntı var. Bana mı öyle geldi ya da? Taratacağım yani. Yapacak bir şey yok. Pil buluruz. Ya ben eminim burası bu kadar. Bu perde böyle değildi ya. Yok. Anomali yok diyor. Tamam. Şu kapıyı aç. Aç abi. Aç. Buralar falan böyleydi ya. Buradan pil falan aldık hatta. Diye tahmin ediyorum yani. Her tarafı taratabiliriz ama bu sefer pil sorunumuz olacak anladığım kadarıyla arkadaşlar. Oğlum bu kapılar niye kendi kendine kapanıyor? Benim arkamda kapı açık kalsın istiyorum ben ya. Tamam, bu tablolar aynı. Buralarda da ekstra bir şey yok. Burada bir krem acaba
Var mıydı ya? Yine bir taratacağım ben ya. Şuradan devam edeceğiz o zaman. Okey. Bir dakika ya, burada bir çeşme sesi geliyor. Bu çeşme açık değildi. İşte bundan eminim. Tarat abi. Tamam bak, buldu. Buldu abi anomaliyi. E'ye basalım. Ne diyeceğiz? Su diyeceğiz galiba buna. Tamam. 3 anomali oldu. Okey. 3 anomali aklımızda tutalım. Şurada bir şey mi var? Bir gölge mi var? Yok galiba. Tamam. Yani buralar böyleydi ya. Burada hatta böyle fotoğraflar var dedik. Tamam. Değişen bir şey yok buralarda. Yani tekrar tekrar dönüyoruz. Bir aslında loop'a sarıyor ama eşyaların yeri değişebilir. Şurada şu koltuk var mıydı ya, böyle kitaplı mitaplı? Hiç emin olamadım şu anda. Bu kapı. Yine başladık. Ne oldu? Aa, yatak odasında bir objeyi bulamadın diyor. Sıfırladı sayacıda. Aya, bulamayınca bir şeyi bir de sıfırlıyormuş. Lanet olsun. Bu ne, yine geldi. Lanet olsunca. Çıkamıyorum bu sefer. Nasıl gideceğim ben lan? Bunu anomali belirtemiyorum. Anomali olarak da belirtemedik bunu ya. Lanet olsun. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Tamam. Tekrar açtık. Başlıyoruz. Bu kapı zaten açılmıyor arkadaşlar. Ne yaptık ne ettiysek. Şurada tablomuz var. Biraz daha böyle aklıma yazmaya çalışacağım bu tur. Yani evi artık yavaş yavaş böyle ezberlemeye baş. Bu ne lan böyle? Yine bir su sesi geliyor bir yerden. Odaya girince bir ses geliyor değil mi? Buraya gelince yoğunlaşıyor sanki. Pil mil var mı? Yok. Okey, yani buralarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir su sesi geliyor. Oğlum bu ne lan böyle? Oda kaybolmuş. Oda böyle çeşit çeşit olmuş. Anomali yok diyor. Nasıl olmaz lan burada anomali? Tekrar diyorum, pilim de bitiyor bakın. Şurada üst tarafta gösteriyor. Acaba kapıyı kapatıp mı taratacağız? Buradan çıkış da yok. Oğlum oda kaybolmuş, bildiğin anomali yok diyor. Bir dakika dur, kapıyı kapatayım. Böyle bir de taratalım. Tarat abi. Burada mı bir su açıldı bu seferde? Evet. Bu duş açıldı arkadaşlar bu seferde. Yani sürekli anomaliler değişiyor gördüğünüz gibi. Şunu seçelim bakalım. Tamam, su. Şuradan water diyelim. Tamam, seçildi. Bir tane anomaliyi bulduk bu tur. Ya odanın olmaması bu arada nasıl anomali olmaz, ben onu anlamadım. Şuradan yine pillerimizi alalım. Hayırlı işler. Tamam, burada bir sıkıntı yok ya. Yine bir ayak sesi duyuyorum yalnız fazladan da. Hadi hayırlısı. Şuraya bakalım. Sonra yine demesin bana. Pilimi harcayayım da biraz sandalyede olabilir mi bir şey dedim de yok ya. Tamam, devam edelim biz yolumuza. Buradan da bir su sesi geliyor. Şeydeki su sesi mi geliyor acaba, banyodaki? Bunun ayak sesi var evin içinde. Lanet olsun. Ben mi bir şey atlıyorum anlamadım ki. Allah. Dur bir dakika. Dur. Demin de baktık gerçi. Şuradan devam edelim biz ya. Zaten oradan girmeme gerek yok benim bu arada. Zaten buraya çıkıyor burası da. Doğru. Benim mi nefes sesim bu yoksa başkasının mı? Bir dakika. Şöyle gidelim. Deforme edilmiş room diyor. Bir şey bulamadın diyor. Aa, bir şey olmuş orada demek ki. Tamam. Tekrar edelim. Oğlum ne sesi bu? Yatak dağılmış direkt. O şey düşmüş daha doğrusu. Dolap düşmüş burada. Dur, bu ne denir ki buna? Obje mi denir? Deforme room. Ya bu da mantıklı galiba. Evet, tamam, seçtik. Demin neyi atlamıştık acaba? Şurada şu poster var mıydı ya bu arada? Varmış demek. Burada da ışıkla ilgili bir şey var. Soba abi. Soba yanmıyordu. Skenet abi. Tamam. Elektronik diyemeyiz. Obje diyelim yine ya. Tamam, seçtik. 2 tane oldu. Burada bir sıkıntı bu sefer yok galiba. Buradan en azından pil alırız. Burada hep pil oluyordu. Bu sefer yok mu? Yatak böyle açık mıydı ya? Sanki toplu yataktı ya. Her şeyden kullanmaya başladım abi artık. Okey. Devam edelim. Mutfakta bir sıkıntı yok. Buralarda... Ne oluyor lan? Ne oluyor? O ne? Kaç diyor. Kaç deme bana. Kaç deme bana lütfen. Ne o? Ayak izleri var, kendisi yok. Bu neydi abi ya böyle? Tamamdır. Bu kapı yine her zaman olduğu gibi açılmıyor. Halledeceğim. Ben orada ne yapabilirim ki? Kaçamam ki yani hiçbir şekilde. Tamam, burada sıkıntı var mı? Bu sefer yok gibi duruyor. Radyo demin açık değildi. Tamam. Bunu ne diyeceğiz? Elektronik diyelim. Tamam, bir tanesini bulduk bu seferde. Abi 13 anomaliyi bulmamız gerekiyor. Birkaç tane buluyoruz. Şu kapıyı aç yine bakayım. Abi her odada acaba bir tane anomali olması mı gerekiyor? Tuvaletin burada ne işi var lan? Tamam, seçtik bunu. Ne diyeceğiz abi bunu? Obje mi diyelim? Şunu diyelim bakalım. Tamam, seçti mi? Olmadı galiba. Obje diyelim. Seçilmedi diyor. Bunu kabul etmedi galiba ya bu. Missing room mu diyeceğiz? Tamam, seçildi ya bence, saydı. Burada bir sıkıntı var mı? Burada bir dolap var mıydı ya? Artık her şeyden kullanıyorum arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki. Bir şey yokmuş, sıkıntı. Mutfağa bakalım. Burada sandalyeler yok muydu?
Tamam abi, şuradan devam edelim. Burada bir sıkıntı yok gibi. Burada da yok ya bir şey. Tamam, şuradan gidelim ya biz. Oha, ışık. Işık, ışık, ışık. Tamam, şuna lighting diyelim. Şunları hep pile benzetiyorum da pil değil ya. Aa, burada mı var? Yok, burada da yok. Benim pile de ihtiyacım var da şarjım bitiyor çünkü. Bakıyorum şöyle bir, yok burada bir şey. Devam edelim abi, yapacak bir şey yok. Burada niye, ne zaman bir anomali olacak acaba? Yani burada kirliler vardı. Yine bundan bir tanesi böyleydi, bir tanesi böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne lan böyle? İkinci bir... Oğlum burada... Olaya bakar mısınız? Burada tavla oynayacaklar. Seçiyorum abi, tamam. Ne diyorum? Obje diyelim. Tamam, 5 oldu. 5'i bulduk. Burası ikiliydi değil mi? Bir bakalım yine. Oğlum şarjım da bitecek ya. Burası ikiliydi ama ya. Hatta dedik ikili diye de neyse. Buralarda yok. Pil yok. Tamam, buralara baktık zaten ya biz. Yine terse döndük galiba. Nevrim döndü artık o anomali evinde. Burada da pek bir şey çıkmıyor. Bir tek şu musluğun açık olduğunu gördük. Başka da bir şey yok burada. Kaçırmayalım istiyorum. Kaçırınca da sıfırlıyor sayacı. Kitap mı? Kitap vardı ya. Burası temiz. Evet, burası kapan. Aa, yine bir şey bulamadık. Şaka gibi gerçekten. Saat temiz. Bu temiz. Niye nefes nefese kaldın ki sen? Bir şey mi gördün? Yo. Televizyon, televizyon okey. Burası tamam. Buradan devam et. Bir kaldı bu arada. Burada bir şey çıksa dişimi kıracağım. Burada demin tavla oynuyorlardı. Tuvalet karşılıklı. Şimdi bitmiş. Ne oluyor lan? Kapı niye kapandı kendi kendine? Orada bir şey dolaşıyor vallahi yine. Yapacak bir şey yok. Korkunun ecele faydası yok derler. Abi burada bilgisayar monitörü vardı. Şimdi televizyon olmuş burada. Oo, geçti bir şey. Vallahi geçti bir şey gördüm. Yapacak bir şey yok. Devam. Yola devam. Buzdolabının kapağı açık ama. Orada. Bu ne lan böyle? Buradan gidebiliyorum mu? Yine gittik arkadaşlar. Bakalım başka ne çıkacak karşımıza. Daha neler göreceğiz çok merak ediyorum. Burası temiz yine değil mi? Şuradan devam edelim biz ya. Bu ne lan böyle? Oha, orman. Bayağı hareket de edebiliyoruz ormanda. Şaka mı bu? Burayı anomali olarak işaretleyebiliyorum mu peki? Ha bak, bulundu. Tamam. Tamam, bir dedi. Buradan ilerleyebileceğim mi peki ben? Bayağı ormanlı ormanlı bir alan. Bayağı koltuklar montuklar var burada. Burası kaybolmuş ya. Tamam, dönüyorum. Dönüyorum diyeceğim de kapıyı bulabilecek miyim acaba tekrar? Kapı şurada, tamam. Biraz daha koşamıyor musun acaba sen? Oda ormana dönüşmüş. Çek çek çek. Tamam. Burada yine bir şey yok. Yani burada bazen çıkıyor anomali özellikle tuvalet üzerinden ama şu anda yok. Yine monitör gelmiş, düzelmiş. Demin televizyon olmuştu. Burada bir sıkıntı yok gibi. Burada ışık. Işık, ışık, ışık, ışık. Işık, bu yanmıyordu abi. Lighting, ışık. Tamam. Pil tarzı bir şey var mı? Pilimiz bitiyor sonra çünkü. Oha! Bu ne lan böyle? Yılan mı bunlar? Sarmaşık falan mı? Ne diyeceğiz buna ki? Obje mi diyelim? Deforme room mu diyelim? Buralar temiz yine. Şurada pil var mı? Yok. Hep kasetide pile benzetmek mecburiyetindeyim galiba. Şuradan devam et. Bu ne böyle? Burada da bir şey yok. Okey. Şöyle devam edeyim ben abi. Buraya bakalım. Banyo. Banyoda bir sıkıntı yok. Şu kapıyı aç abi. Bu oda. Bilgisayar falan yerinde. Sıkıntı yok. Koltuk moltuk. Okey. Burada da bir şey yok bu arada ya. Burada da bir şey pek çıkmadı. Terlikler var şurada ama vardı zaten ya galiba. Denemek istiyorum şansımı. Tamam, şuradan devam edelim biz hiç. Bozmadan istifimizi. Burada televizyon yoktu değil mi? Yoktu canım. Burada resimli yer. Burada televizyon. Yine konuşmaya başladı. Lanet olsunca. Dön abi. Çık 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 çık. Yavaş yavaş daha çok evi ezberlemeye başladım yalnız. Burada bir sıkıntı olabilir mi? Bu perde böyle miydi? Kaç diyor. Kaç diyor. Kaç diyor. Kaç diyor. Geliyor galiba. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.